Hepinize tekrardan merhaba millet. Yine bir taktikle daha karşınızdayım. Bir önceki videoyu izleyenleriniz bilir. Kesinlikle ama kesinlikle bu iki taktiği bir arada kullanmanızı tavsiye ederim. Neler yapmıştık? Şöyle kısaca bir yani bu taktiklerle bu iki taktikle neler yapmıştık? Kısaca bir özet geçmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi abi baktığımızda şöyle kendimizin bir sıfırdan kurduğumuz bir takımımız var. Zaten görüyorsunuz Anadolu Selçuk adında bir takım gerçekte var ama bayağı düşük bir ligde herhalde diye hatırlıyorum. Şöyle baktığımız abi geçmiş dediğimizde ne yapmışız? Kırmızı gruptan ta Türkiye 2. Ligi kırmızı grubundan Türkiye Süper Ligi'ne ve Avrupa Ligi'ne kadar yükselen bir serüven. Tabii ki bir önceki videoda bu arada Avrupa Ligi'ni nasıl kazanmışız onu göstermedik. Şimdi kırmızı grupta birinci olarak çıktık bunu söyleyeyim. Ardından burada tabii ki de bu sene Türkiye Kupası'na kazanmıştık. Bunu da gösterelim abi Türkiye Kupası nerede? Burada. Görüyorsunuz 2022-2023 üst üste 3 yıl ambarga koyduk. Ardından Türkiye Süper Kupası, Türkiye Birincilik Kupası, Türkiye Süper Ligi ve Avrupa Ligi. Avrupa Ligi'nde abi geçen sene mi kazanmıştık? Bir önceki sene kazanmıştık özür diliyorum. 2023-2024'te hatta o sezona baktığımızda kimle karşılaşmıştık abicim? Değil. Finale geldiğimizde evet Manchester United'ı 2-1 yenerek kazanmıştık. Yarı finalde de hatta kimse yoktu bizim Türklerden. Aynen. Freiburg beni çok şaşırtmıştı. Çeyrek finalde yine Türklerden kimse yoktu. Baktığımızda 16. etapta da yani bizden kimse var mı abi? Şu an için kimse yok görüyorum. Gördüğünüz üzere Avrupa Kupası'na kadar uzanan bir serüven. Şu anda da zaten baktığımızda namağlup bir şekilde devam ediyoruz. 7'de 7 yapmışız. Bu arada Galatasaray 7'de 7 yapmış. Şeye bakacaktık. Kazandığımız seneki Süper Ligi'ni kazandığımız sene ne yapmışız? Buna bakacaktık. Şampiyonlarla. Evet burayı da namağlup bir şekilde tamamladık. Tabii ki de burada bize karşımıza ilk seçenek olarak taktik. Taktikte ne kullandın abi? Taktikte kullandığımız birinci taktiğimiz bir önceki videoyu izlemediyseniz ama kesinlikle ama kesinlikle izleyin. O taktiğimiz onu da katıl butonundan indirip uygulayabilirsiniz. İndirmiyorsanız kendiniz videodan izleyerek yapabilirsiniz abi. İkinci taktiğimiz ise bu taktiğimiz. Bu iki taktiği kullanarak yenemeyeceğiniz takım kupa yok. Biz şu anda zaten Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sene niye kaybettik? Takım eksikliğinden dolayı kaybettik. Tabi malum yeni bir takımız, yeni kurulan bir takımız ve borçlarımız vardı. Takım oyuncularımızı satmak zorunda kaldık ve güç olarak geriye düştüğümüz için mecburen gittik. Bakın yani Osman, altyapıdan gelen bir oyuncu. Daha 16 yaşında. Görüyor musunuz? Altyapıdan daha. 3 tane asisti var bu adamın. Onun dışında altyapıdan başka kim gelmişti? Bizim Jorge de altyapıdan gelmiş diye hatırlıyorum. Evet. Bizim değil ama satın aldığımız bir altyapıdan. Bu da mesela aynı şekilde gayet iyi bir oyuncu. Şimdi gelelim taktiğimize abi. Bu taktikte neler var? Başta dörtlü bir savunmamız var. Diğeri üçlü bir savunmaydı. Tamamen rakibi şaşırtmak amaçlı yapılan bir taktik. Bu taktik yani. İlk taktiğimiz birinci olan şuydu. Onu da göstereyim. Buydu. Bu bizim asıl taktiğimiz. Asıl taktiğimiz bu. Yedek taktiğimiz de bu arkadaşlar. Bu az önceki yani indireceğiniz bu yapacağınız taktik yedek taktiğiniz olacak. Bir önceki videoyu da izlerseniz o videoda asıl taktiğiniz olacak. Şimdi abi gelelim taktiğimize. 4 savunmamız var. 2 adet 2 yönlü orta sahamız var. Destek rolünde oynatacağız bunları. 4 savunmamızın kanat bek ikisi de hücum rolünde. 2 adet pasör stoperimiz var. Tabi bunları yedeklemeniz önemli. Savunma rolünde oynatacağız. Birini sağdakine özellikle. Diğerini de kesici rolünde oynatacağız. Abi kalecimiz libero kaleci. Bir önceki taktiğimizde de libero kaleciydi. Hücum rolündeyiz. Kanatlarımız kanat forvet hücum rolünde. Orta sahamız ofansif orta saha. Ofansif oyun kurucu pardon özür diliyorum. Ofansif oyun kurucu hücum rolünde. Forvetimiz ise yine yaratıcı forvet hücum rolünde oynatıyoruz. Gelelim abi oyun anlayışımıza. Oyun anlayışımız tamamen hücum ağırlıklı olacak. Bir önceki oyun anlayışımız pozitif futboldu. Burada hücum ağırlıklı. Topa sahipken ne yapacağız? Yine hücum genişliğimiz biraz geniş yani ortada. Pas şeklimiz bir öncekinde biraz daha kısa pasla oynuyorduk. Burada birazcık daha uzun pasla oynayacağız. Onun için standart diyoruz.
Tempomuz yine biraz yüksek. Bu yüzden dolayı yine yedeklemelerinizi iyi yapın. Duran top kazanmaya çalış. Dribbling azalt. Ve kanatları kullan yapacağız. Bekletmeden orta açacağız yani ceza sahasına. Şimdi abi ileride oyun kurma şeklimizde defanstan kısa pasla oynayacağız. Burada hani bir öncekinde ne yapıyorduk abi? Bir tarafı kesiyorduk, diğer tarafı savunuyorduk. Burada öyle bir şey yok. Burada iki tarafı da kullanmak amacımız var. Sol beklerimizi, sağ beklerimizi tamamen ileriye çıkartacağız. Geçiş oyununda ne yapıyoruz? Geçiş oyununda karşı pres kontraya kalk ve topu hızlıca elden çıkar. Topu beklere yolla. Burada bir önceki taktiğimizde stoperlere ver diyorduk. Şuralara dokunmayabilirsiniz. Burası bu taktikte önermiyorum. Şurayı çok fazla oynamanızı ya da burayı çok fazla oynamanızı. Hani bu taktik üzerine yedek taktik olduğu için zaten çok fazla değişikliğe gitmenizi önermiyorum. Değişikliğe gittiğinizde bu taktiğin yapısı bozulabiliyor. Bozulduğunda da zaten işe yaramıyor açıkçası. Top rakipteyken abi bir önceki taktikle aynı savunmaya benzer. Rakip kaleciyi top çıkartırken defansta darlayacağız. Daha sık geriye yaslanacağız. Rakibin orta yapmasına izin vermeyeceğiz abicim. Taktiğimiz de bu şekilde. Burada önemli olan sadece bu taktiğe sadık kalmak. Çok fazla oynamamak. Ama bir önceki taktiğimizde oynama yapabilirsiniz. Yani onu oraya alıp onu oraya alabilirsiniz. İşte değişiklikler yapabilirsiniz. Ters yönlü yapabilirsiniz. Bu tarz şeyler olabilir. Ama bu taktikte çok fazla önermiyorum. Çünkü bunun bir dinamiği var ve bu dinamik bozulduğu zaman işe yaramıyor. Nereden biliyorsun derseniz denedik gördük. İşte Şampiyonlar Ligi'nde elenmemizin başlıca sebebi bu taktik diyebilirim. Yedek olduğu için yani şimdi adamlarla ikişer tane maç yapıyorsun. Birinci maçta örnek veriyorum Manchester United'la. Adam senin sağına geliyor. Bu taktikle çıkıyorsun. Tamam okey yendim. Bu taktikle zaten yenmen garanti. İkinci maç var. İkinci maçta bu taktikle çıkarsan yenilirsin. Ne yapacaksın abi? Hemen yedek taktiğimi ortaya koyuyorum. Bak. Çıkardım yedek taktiğimi. Ne yaptık? Yedek taktikte de oynama yaptık. Dinamiği bozduk. Ne olacak? Tak gene yenildik. Abi işe yaramadı ondan sonra senin taktiğin. İşe yaramaz çünkü oynama yapıyorsun. İşe yaramaz çünkü adam akıllı oyuncu seçmiyorsun. Buraya sen Kerem koymazsan, Kerem Şen'i koymazsan gider de Walz'ı koyarsan Manchester United karşısına ne olur abi? Yenemezsin. Gayet basit. Dean Martin'i koymazsan atıyorum yani. Bak burada adamın roldeki yeteneğine bak. Gidip de sen John Solis'i koyarsan yenemezsin. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tarzda bir yetenekle değil de yarım yıldızdaki bir yeteneği alıp koyarsan dersen kardeşim ben bunda Şampiyonlar Ligi kazanacağım. Böyle bir dinamiklik, oyun dinamikliği yok zaten. Bu oyunda böyle bir şey de yok. Yani bu tamamen saçmalık. Böyle bir şey hiçbir şekilde beklemeyin. Ama bir önceki videoda bahsettiğim gibi bizim Cevat Işık vardı. Altyapıdan geçirdiğimiz bir oyuncu. Bu oyuncuyla mesela kırmızı grupta Türkiye Süper Ligi'nde gayet büyük işler yaparsınız bu taktikle. Çok iyi bir oyuncu mu? Tabii ki de değil. Ama böyle bir sonuç çıkartırsa böyle de paraya satılır açıkçası. Ki kaldı ki Avrupa maçında da bakın kupalarda 2 maçta 4 gol, uluslararası 4 yani maçta 4'üne 11'de başlamış, geriye kalan 6 tanesine yedekten girmiş 7 gol atmış adam. Yani böyle bir oyuncu da 45 milyona satarsınız açıkçası. Ki Fenerbahçe'nin 50 milyon verdiği bir oyuncu bu. Bunu da söyleyeyim açıkçası. Yani Ocak ayında verdiği için satmak istemedim. Ayrıca rakip takım olduğu için satsaydım şu anda o birinciydi büyük ihtimalle. Yani böyle bir oyuncu tabi yine taktiğini bilmiyoruz ama Fenerbahçe ve Galatasaray'da gayet şu anda da iyi gidiyor bu ligde. Onu da söyleyeyim. Yani siz de bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu tarz böyle sıfırdan kurup İlerlediğimiz bir seri yapalım mı yapmayalım mı bunu da yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Bu arada göstereceklerim de bu kadar. Bunun gibi taktiklerini gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.